bölümüne. Hadi bakalım. Beni bir mi? Yepyeni bir. Hep beni bir. Efendim bugün izleyeceğimiz videolar birazcık senin tadını kaçıracak. Birazcık moralini bozacak videolar. Zaten zar zor toparladın. Gözde, bizim hakkımızda söylediklerini unutmuyorum Gözde. Neler dedin bize neler? Instagram'ımız samimi buldun, samimi. Samimi Instagram olmazmış. Yapmacık olmalıymış ah Gözde. Ne oldu ya yine? Şimdi Can, öncelikle bir soru sormak istiyorum. Tamam. Eğer senin ettiğin küfürleri unutmadım hala Can. Ettiğin küfürleri unutmadım. Dünyaya tekrardan başka birisi olarak gelme şansın olsaydı. Hmm. Bir şarkı söyleyeyim mi buna çok uygun. Dünyaya bir daha gelse. Ya yok, küfür etmedi canım. Böyle benim bir görüntümü izliyordu. Şey dedi böyle hani siktirsin gitsin falan dedi. Hani çok yakışıklı adam anlamında. İyi kalbiyle söyledi. O yüzden bir şey yapmadım. Sevgilim. Hangi zengin insan olarak gelmek isterdin benim dışımda? Ama ilk cevabımı eledin şimdi. Unutmadık duyarlarını Yaren. Unutmadık. Teşekkür ediyorum. Yenisini evet. Bulmam çok zor olacak. Çok seviyorum bu ekibi ya. Evet. Ne kadar Bill Gates. Sırtı yere gelmez. Hem o hem bu raddeye gelmesi için herhangi bir çaba sarf etmemiş abi. Bilgisayarla alakalı bir şey bulmadı. Kendi sıfırdan bir şey keşfetmedi. Nasıl keşfetmedi? Abi bu herif sadece... Microsoft Word. Tamam da. Microsoft... Excel. Hayır ama bilgisayar icat oldu. Abi Tepkorik ekibi seni sevmiyor herhalde. Olabilir. Nasıl sonra herif. Tamam. Niye sevmesin? Bunları belki yaptı Windows. Yani. Zengin birisi olmak istemezdim ben. Farklı bir şey isterdim herhalde yani. Ne yapacağım jete binip yani. Ya 100 milyar dolarım olsun istemez miydin? Hayır, İsterdim çok fazla. Ya işte... ne demek lan çok fazla 100 milyar dolar istemezdim falan. 5 milyon yeter bana yani. Kaç yetermiş? Yani. Ya 100 milyar dolarım olsun istemez miydin? Hayır, İsterdim çok fazla. 3-5 milyon yeter bana yani. 3-5 milyon dolar da boru değil ha. Üstü bozar beni diyor. Hadi 20 olsun o kadar. 20 fazlasıyla yeter bana. Elon Musk var. Dünyanın şu an en zengin. Jeff Bezos ikinci sırada. Microsoft'tan bir Jeff şey... Bezos'un karısı olmak istiyorum. Aldattığı karısı. Boşandı, milyarları aldı. Tabii. Niye? Çünkü çalışmana gerek yok. Çünkü öyle şeye böyle şey. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün seninle aşırı zengin insanların satın aldığı en pahalı eşyalara ve aslında bir yandan en garip ve en tuhaf eşyalara... Acun'un yatını da göreceğiz mi? Göreceğiz, bravo. Helal olsun sana. Evet, ilk hemen eşyamızdan başlıyoruz. I'm about to change your life. Let me introduce you to the world's most expensive ice gloss. Dünyanın en pahalı buzu. Luxury ice. Very simple. Our first product is our Mariko Sphere. Mariko is the Japanese word for round. The sphere is one of the most efficient... Bu şey değil mi? Buz, yuvarlak buz yapma makinesi mi? The ice would maximally chill and minimally dilute your spirit. All right. So this piece of ice will last anywhere from 15 to 20 minutes, giving you plenty of time to enjoy that velvety taste of the spirit without watering it down. No smell, no taste. Bu buz tamam amına koyayım. Buzun etrafının bir kabı ol. Yani sen plastik bir şeyin içindeki suyu dondurup buzun içkinin içine atsan zaten tad vermeyecek. Üstüne sulanmayacak da 5 liraya mal ederim lan ben onu. Poşet sararım amına koyayım. Bu şimdi ice man. I got some food. Ya bırak yanlış. Ya. Looks really cool once it's in the glass. Absolutely. Looks like Saturn or something. Like a planet. And if you're a fella who likes to experience continuous excellence, for $1,000 you can join us. Ben o zaman 2000'den açardım kapıyı. Buz var. Yani sonra pazarlık payı bine inerdim. I think this can be in... 3 ayda bir 1000 dolar ödeyip abonelik alıyorsun. Sana buz veriyorlar. 4 yılda bir muhabbetini. Yılda 4 kere sen abonelik alıyorsun, yılda 4 kere sen bu buzdan veriyorlar. Yani 3 ayda bir kere mi kullanabiliyorsun 1000 dolar evet. verip? Niye direkt makineyi almıyor? Ya bence şekli önemli sunum açısından işte kendi işimi artmak, iyi hissetmek vesaire. Büyük yuvarlak olması mesela güzel. Evet yuvarlak okey ama diyorum ya makinesini alırım yani. Suyu kaynatıyorsun normal suyu. Ha. Sonra o da sıcaklığına geri dönüyor. Sonra... O suyu... Kod ne yanlış dedi oğlum Elren 25 ya 2 neyle? Dondurursam Allah. Şefaf. Bence de gereksiz. Yani mesela herhangi ama böyle viski manyakları var ya. Sen ben onun zaten suda karışmasını biraz yumuşatmayı tercih ettiğim için yapıyorum anladın mı? Yoksa soğutmanın başka yolları da var. Alıp bardağını buzluğa falan da koyabilirsin mesela. Olay uzun ömür, uzun ömür. Suyun da karışması. Tadı daha güzel oluyor. Türkiye'de marketlerde satılan paket buzların fiyatı ortalama 18 ile 22 lira arasında değişiyormuş. Amerika'da ise bu fiyat 4 dolar imiş. Sen mesela dışarıdan hazır buz alan birisi misin yoksa abi evde kalıba suyu koyarım
dondurulmuş. Hemen kazıklandım. Ben geçen sene, 30 lira verdim poşetine. İşlemedim ki buza bu kadar para verilir mi diye. Dedim, öyle abla bizde dedi. Tamam, öyle abla bizde. Şimdi izlediğimiz her videodan sonra bunu soracağım abi. Sınırsız paran olsaydı böyle bir buz alır mıydın? Almazdım. Vermem ya. 1000 dolara giderim. Başka bir şey yaparım yani. Bir iyilik yaparım. Birine veririm buza. Niye 1000 dolar vereyim ben buza eriyecek suya? Yani Oğlum sınırsız param varsa diyor ya. Zekalılık. Ya hacım şimdi senin de harcamalarım var. İyi de ben buza 1000 dolar vermiyorum ki. O kadar param olsa bile bir buza 1000 dolar vermem yani. 100 milyar dolarım var. Niye 1000 dolarını? Ve senin arkadaşların toplanacak. 1000 dolarını sana veririm, yine o buza vermem. Barmen tutabilirim. Bar alanı yaparım. Ve orayı derim ki 7/24 çalışıyormuşçasına sürekli burada o 1000 dolarlık buzu yap. Benim misafirim geldi de yap derim yani. Ben direkt adamı satın alırım. Ve sınırsız param varsa öyle yaparım. Ne gidip uğraşacağım 1000 dolara bir tane buz. Geçiyoruz ikincisine. Son günden en çok konuşulan videolarından bir tanesi geliyor. Neymiş o? Teknesi mi? Kimin yatı? Hey everyone, it's Enes here and this week we're coming to you from Lan bu video yok muydu burada izleyeceklerimiz arasında ya? Celebrity yat. Aynısı değil ama. Beautiful Gözek, Turkey. This is Balmy, a 47 meter 47 metrelik süper yat. Built by Mengi Yayat. It was delivered few weeks ago to its owner, Arjun Alıcalı. 20 milyon euro. Around 20 million euros, features 6 staterooms, 8.8 meter beam, 496 gross tons, beautiful finishes. I'm really excited for this tour. Let's begin. 6 odalı mı? Saat ne cidden çıldıracağım. Bilen yazsın, almak istiyorum. Hemen göstereyim kardeşim. Hemen gösteriyorum. Madem yat falan izliyoruz, bekle şu saati bir göstereyim sana. Bir saniye arkadaşlar, göstereceğim ya, tamam. Göstereceğim. Öyle çok para vermedim. Durun, sakin olun. Lan şu şakayı bile ciddiye alan olacak ki ona üzülüyorum amına koyayım. Sakin. Ha? Ulan bu değil ya. Vallahi bulamadım. Çakmaları çıkıyor ya. Hep çakmaları çıkıyor ya. Abi saatlerin fiyatına bak, amına koyayım çıldıracağım. Bu ne lan? Abi bunu zaten biri, bunu anlayan kolumda görse demez ki yani, o herife bak şunu takıyor demez abi. Anlar, anladın mı alamayacağımı? Bu ne? Oğlum 700 bin dolar mı? Ben bunu takmam abi, sikerler. Bunu götüyle gülerler lan. Ama ben takacağım yine, tipini çok sevdim. Allah Allah. Çok böyle çakmaları çıkıyor da bir türlü şey yapamadım. Al baba. Ay sikim. Nasılsın abi? İyiyim kardeşim. Bu da çakmaymış. Ya neyse işte, sonuçta iki, kaç diyor? 640 bin euro falan diyor, bir şeyler diyor. Ama aslında çakması 2000 lira mı 1000 lira mı ne galiba. Bilmiyorum, ben para vermedim. Hadi devam. Bulamadım. Oğlum otel odası gibi lan.
Salona bak, bizim evin salonundan büyük ya. He, Acun Ilıcalı hayırlı olsun valla. We're gonna start our tour here on the beach club and we have all the toys laid out right now. Toys? Right next to me. We have the e-foil in the center, bikes on this side and we have the Otis. Bu da mütevazı falan diyorlar biliyor musun? Ne alakası var? Bu mütevazı yani. Gayet mütevazı bir tekne, ne var yani? And enjoy this incredible vessel. Baksana orada keyif yapacağım. İyi de abi 20 milyona verdim. Karpuz kesecek, karpuz yiyeceğim. Ha? Yerler halı yalnız ha. Oğlum bu bayağı ev lan. Now this is another great outdoor. Bak bizim tekne yorumlama şeklimiz. Yerler halı lan. Base, you can do so much with it. In fact, ben futbol oynarım biliyor musun? Ben burada futbol oynarım. This part of the yacht for... Baba burada ne istavrite çıkarsın? It's actually quite fun. I've never seen anything like it. Like... Especially on a yacht out at sea. Yani bu ayak tenis olayı şey yap. Evet, evet ya, eğlenceli bir hale getirmiş. Böyle bir sürü oyuncağı var. Bağlarsın, eğlenirsin, arkadaşlarını çağırırsın falan. Güzel yani. Aşırı fazla ya. 20 milyon euro ya. Vallahi bir kafam durdu yani. Hayır. Hoşuma gitti ama. Hoşuma yani. Gitti canım. Çok güzel tabii de. Hayırlı uğurlu olsun. Çok büyük para ya. 20 milyon euro ya. Çok güzel yani. Ve sadece tekne yani. Zevkini aldığım bir şey bence. Bak. Ama Allah daha bu çok kadar versin. Büyüğüne gerek var mı? Ama işte eş dost bilmem ne var canım. Ya belki 40 milyon dolarlık, 40 milyon euroluk tekneye baktı. Sonra dedi ki ya bu kadarına gerek yok dedi. 20 milyon euroluk aldı ya. Yani 10 kişi toplanıyorlar falan mesela. Bu kadar abartıya kaçmayalım dedi. Şimdi onu idrak edemiyoruz, adamın parasını bilemiyorsun ki. 10 kişi toplansın da istemem. Kaç kişi olsun? Hani küçük olsun, 4 kişi falan gelsin. Max kalanı ağırlayamayayım. A101 teknesi o. Ben futbol seviyorum, futbol takımı alacağım. Ben tekne seviyorum, ben tekne alacağım. Ben ayak tenisi seviyorum oynamayı. Teknemi ayak tenisi sahası kurduracağım. Kendi zevklerini tespit etmiş, tahlil etmiş ve ona göre yatırımlar yapıyor. Yani bir özenti, bir yaşam şeyi benimsememiş. Evet. O yüzden ben parasını harcama şeklini çok şey buluyorum. Takdir ediyorum. Kendime yakın buluyorum ben de. Senin abi sınırsız miktarda param olsaydı Acun'un... Özge senin de paran olsa sen de yaparsın, konuşma Eldiren. Özge'ye mi dedin, bana mı dedin, kime dedin? Aldım 20 milyon euroluk yatı alır mıydın? Ben 50 milyonluk olanını alırdım çünkü 47,5 metre bana biraz ufak geldi. Bu tekneyi alır mıydın? Alırdım. Ya buzdan daha makul bir yatırım bence. Al insanları götür böyle bahanlar falan. Ya tek başına çok sıkıcı olur. Evet, ama tek başına çok sıkıcı. Başta sıkıcı olmaz. Baya eğlenceli lan, yapalım böyle. Ne kadarmış bu? 20 milyon euro abi. Abi çok pahalı. Alırdım ben. Ama derdim ki yat 5 kişilik arkadaşlar. Ya Allah'ım taktik kafayı. Bizim zaten genel konuklara bakacak, senin orada yardımcıların falan olacak. Ya ben insan sevmiyorum. YouTuber ve emlakçı Enes Yılmazer'in bu videosunu abi açıklama kısmına koyduk. Oradan da uzun halini arkadaşlar detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz diyelim. Ve geçiyoruz arkadaşlar tam Yaren'e layık bir şey. Şimdi çikolata şelalesi. Hayır. Çikolata banyosu. Hayır. Altın tuvalet, bak buna da çok sinirleniyorum. Ya çok niye sinirleniyorum. Ya? Benim popom buna layık belki. İşlevsel bir altın tuvalet diyor. Nasıl hayır. Mesela? Okşuyor mu götünü mü? Harcayacak mısın? Çalışıyor ya. Sıçak. Abi altın tuvaletin durduğu bir kere tuvalete bak amına koyayım. Bu ne ya? Bu fake lan, bunu sprey boyayla boyamışlar. Tuvalete bak. Abi evet. Bunu ben de istiyorum. Canlandırma çok iyi. Ha, müzede sergileniyormuş. Pardon. Adamın yansımasını görüyor musun? Kurulumun adı Amerika. 1-2 milyon dolar arasında değeri. Yani değere bak. 1 ya da 2 milyon dolar. Öyle 300-400 lira değil yani. Abi gerçekten çok gereksiz ya. Ha bak, modifiye etmiş ışıkları falan da. Ey adamım, gel şu kıçımızı bunun üzerine koyup hızlı konuşabiliyor musun? Dumanlanalım. Hızlı konuşabiliyor musun mu? Yok. Ben de arkadan pıtık 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 yapardım. Ya altın tuvalete sıçmayan mıydı? Altın bir tuvalet 2 milyon dolar değeri. Bu mesela harbi saçma sapan bir şey yani. En sonunda gördüğümüz kişi de rapçi Birdman imiş, evine bu altın tuvaletten almış. Tam rapçi işi. Ya onlar böyle şarşal seviyor. Zincir kolyeler, diamondlar böyle bilmem neler falan dişlerine. Bak tekneye bir şey demiyorum abi. Gani param vardır. Milyon dolarların, euroların vardır. Tekne keyfi yaparsın abi. Kimse karışamaz. 20 milyon da verirsin, 50 milyon da verirsin. Seyahate çıkarsın. 3 ay
deniz yolculuğu amına koyayım mesela. Ama yani harbiden altın tuvalet görsem derim ki sen nasıl bir görgüsüzsün ya, nasıl bir ayısın derim. Sıçıyorsun lan. Falan seviyorlar şovu yani. Bunu alıp şeye koymalı. Yani böyle bir taht gibi çıkıyorsunuz ya, basamaklar var. Ortada üstünde... yukarıda böyle durmalı. Ben çok keyifli ama ne bileyim ısıtması falan da olmalı yani. Şimdi bu sadece... hani anladın mı? Gerçekten çok rahat da olmalı yani. Can sen çok zengin olursan nasıl emin olacaksın? Ben hakikaten çok... Sen alır mısın? Ne tekne mi? O kadar param olsa alırım, niye almayayım oğlum? Merak ediyorum ya. Ya tuvalet abi. Ya bunu şey gibi düşün. Cebindeki parana göre araba alıyorsun ya mesela. Araba almaya çalışıyorsun ya ne bileyim. Sallıyorum 200 bin liralık araba bakıyorsun. Onu almaya çalışıyorsun. Çok paran varsa da gidip 200 bin liralık araba bakmazsın değil mi? Gidersin 2 milyonluk araba bakarsın. Ya da daha üstü varsa gidersin 12 milyonluk araba bakarsın. Ya bu mantık. Ama bu gereksiz bir hamle yani. Yine bize ne de gereksiz abi. Şunu sorabilir miyim? Ne kadar vakit geçiyorsun mesela bir girdiğinde tuvalette? Ya 5 dakika 6 dakika maksimum. Ya. 20 dakika yok mu? Yok ya. Telefonda falan atıyorum. Yok abi. Böyle oynamıyor mu? Hayır ya. Telefonla giriyorum tuvalete ama o kadar uzun süre şey yapmıyorum yani. O 5-6 dakikanı bulutların üzerindeymiş gibi geçirmek istemez misin mesela? Altın yatırım abi yani. He şey düşünenler var. Normal yatırım yapmak için altın alır koyarsın. Herif de aldığı altını kloset olarak koymuş. O mantık mı? Aa, olabilir. Tuvalet eşittir. Temiz olsun. Hijyenik olsun. Yeter. Bak kendi kendini temizleyen, sürekli bakterileri öldüren bir teknoloji falan desem düşünürüm. Ya bilmiyorum bu çok büyük şımarıklık bence. Şımarıklık. 2019 yılında eser New York'tan Londra'ya sergilenmeye gitmiş ve sergilendiği müzede çalınmış ve polisler eseri hala da bulamamış. Güzel helal olsun. Çok da değil. Bulamamışlar mı? Tuvalet gitmiş gözden. E gelmiş ya işte rapçinin evinde. Ama almış. Ayrıca al. Faturasını kim görmüş? Kim satmış? Kim yaparken gören var mı? Zan altında kaldı orada. Aynen. Sınırsız param olsaydı bu altın tuvaleti alabilirdim. Sınırsız. No, nine niyet. İsrafa karşıyız. Alabilirdim. Ama ısıtması da olmalı. Yok. Ya az önce sen bilmem kaç milyon doları reddettin lan. Bunu alıp ne yapacaksın ya? Onu almıyorum. Çok fazla diyen adam niye altın klozet alıyor kafayı? Biri hediye etse de almazdım. Allah Allah ya. Bozdururdum ben. Deli ya. Onu şey yapıp paraya kapılı çarşıya elimle tuvalette gider. Total paramın onda hatta şey... Onda birlik kısmına İşin falan... olmadı siktir et. Yani 0,01 binde birlik bir kısmına tekabül ediyorsa alırım. GTA'da bile para şifresi yazıp kendime saf altından özel jet satın alan adamım ya. Sınırsız param olsa yaparım. Niye evet, geçiyoruz abi şimdi izleyeceğimiz videoda bir eşya değil bir deneyim izleyeceğiz. Deneyim mi? Evet. Çok aa deneyimse güzeldir ama. Deneyim Jeff Bezos'un videosu. Uzaya mı çıktı? Ha, evet. From space, it changes. Dünyayı uzaydan görmek seni değiştiriyor. It changes your relationship with this planet, with humanity. Allah Allah. It's one Earth. I want to go on this flight because it's a thing I've wanted to do all my life. Ya bunu mesela kesin yapardım. Evet bu yapılır ya. Bak bunun bence bir karşılığı yok. Bu paha biçilemez bir şey. Yani bunun parayla bir ilgisi yok. Bunu 10 insanın bence onu da istemeli. Yani uzaydan içinde bulunduğun dünyayı izleyebilmek inanılmaz bir deneyim ya. Yani dediğiyle dalga geçer gibi oldum ama bence çok doğru söylüyor. Şunu istersin yani. Altın klozetmiş, arabaymış, marabaymış, siktir et amına. O paraların hepsini buna daya. Abi şunu çok yapmak istiyorum ya. Gerçekçimsiz ortam. Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu Sezen Aksu da çok istedi. Haydi gel benimle ol. Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Şu an ne yapıyorlar? Ama... Ya nereden aklına geldi bu? Jeff yaptı. En çok istediğim şey böyle havaya su sıkıp onu havadan içiyorlar ya. Evet. Onu çok merak ediyorum. Ya bu ben para... Aa bak bu biz amına koymuştu. Biz çıksak limon tayfayla bunu osursak ne oluyor acaba burada? Aynı deneyim satın alınmasını çok daha fazla seviyorum. Mesela ben atıyorum hediye olarak da beraber yapabileceğimiz bir tatil hediye edilsin. Daha keyif alan bir tipim. O yüzden bunu yapardım. Kıskandım. Sen uzaya çıkmak istiyorsun o zaman. İstiyorum. O yerçekimsiz ortamda böyle gidip gelmek istiyorsun. Evet, saçma sapan şeyler yapmak istiyorum. Su içmek istiyorsun yerçekimsiz ortamda. Evet. Bir sürü şey deneyebilirim ya. Mesela?
bende kalsın. Pis pis şeyler ya. Ama öyle söylenir mesela. Hayır mesela bunda tükürürüm nereye gidiyor falan ya, gibi bırak. Pis şeyler anladın mı? Yani şöyle Jeff Bezos bir şirket kuruyor, kendisi uzaya çıkıyor. Öyle bir yerde bitirdin ki yani hani. Ve bu şirkette aslında uzay turizmciliğini yapacak. bu şirket için toplamda şimdiye kadar 5.5 milyar dolar harcamış. Wow. Ve bu deneyimde yer almak için de abi bir bilet için 28 milyon dolar veriyorlarmış. Acın. Tam onu diyecektim. Acın. Acun abi tekneyi satıp gitsin. Tekneyi satsa gider. Çok pahalı. Ne kadar ki maliyeti o roketi çıkartıp? Hiç ya 50 bin liraya hallediyorlar ya. En fazla 2-3 milyon dolardır. 5 kişi koyuyorsun bir rokete. Kar marjın o kadar mı yüksek yani gerçek? 3 kat 5 kat olsun yani kar marjın. Neden 100 kat yani o yuh. Herkesten alacaksın 25 milyon dolar 100 milyon. İzlemiş mi yok lan izle. Arkadaşlar şu izle. Ha mim yapıyor. 100 200 milyon dolar ol. Alt tarafı inecek roket bir daha kullanacaksın. Ne yapıyorsun yani? Mars'a abi gitmiyor. Aya gitmiyorsun oğlum. Şeye gitmiyor mu sadece? Uzaya gidiyor böyle. Stratosferin üzerine takılıp geri dönüyor. Bu ne bu yani? Çok sınırsız paran olsaydı bu deneyimi yapmak ister miydin? İsterdim. Böyle evet. Bir şey yapar mıydın? Evet yapardım. Buraya gitmek isterdin. Kesinlikle gitmek isterdim. Tabii. Camdan dünyaya. Ooo Murat Reis hoş geldin. Ya zaten böyle şeyler yapılmalı abi. Altın tuvaletin olsa ne olur, olmasa ne olur yani. Ya isterdim ben de yapardım yani. Bedava olsa giderdim. Bedava olsa giderdim. Bedava olsa giderdim. Bedava olsa giderdim. Can bedava olsa herkes giderdi. Bence ağır makara yapıyor ya. Troll yapıyor oğlum. Ay'a gideceksin, indirecekler mi? Ay'da ben takılacağım abi. Zıplayacağım oradan oraya, uzaya gezeceğim. Biraz dünyaya bakacağım falan böyle yani. Evet. Bir tane de şeyim olacak. Uzay arabam. Dışarıda gezebilmek istediğin gibi Ay'da falan o çok güzel olur. Onu isterdim. Evet, sıradaki videomuz pandemi dönemiyle hayatımıza giren maskelerle ilgili. Ne ya? Ne yaptın lan? Ay yok, kapak fotoğrafındaki. Hindistanlı adam Covid-19'u önlemek için %100 altından bir maske takıyor. Ama bunu Hindistan'da yapıyor. Bunu da küçük yapmışsın. O kadar altını varmış. Kıl gerizekalı ve cahilce ya. Küçük delikler. Ama adamın her şeyi altın canım. Oha ulan bunu Eyşan'a taksam. Bak burada. Anca sarar bu nasıl bir kolye lan? Buraya kadar Trabzon burması var herifte yani. Böyle bir inancım da varmış yani. Ha, dua etseyim. Ne dedi? Böyle bir inancım da varmış yani. Ha, dua etseymiş keşke hiçbirinin altın takmadan. Allah'ım inşallah Covid olmam amin. Anladım ama inancı o yani. Altına altın delik açtırıp bunu maske diye mi takmış? Ha. Bu cehaleti bana kim açıklayacak? Hadi görgüsüz. Ne düşünüyorsun? Ya pek anlamlı bir harcama gibi gelmedi bana. Midesini bulandıracaktım da bulamadım videoyu. Ve bu adamın gerçekten ailesinin de bu kadar zengin olduğunu zannetmiyorum. Yoksa böyle bir harcama yapmaz. Ama abi hani nugget'ın içinde genelde işte deri, kemik falan var ya. Sakatat kısımları. Tavuk yok ki içinde o yüzden hani öyle batlatayım dedim. Muhtemelen yani. Eğer birilerine bir şey kanıtlama çabası olması gerekiyor. Yani. 4000 dolarlık altın abi, maske. Bunlar işte şey bak bunlar hakikaten sonradan görmeye tayfa yani. Bunlar mesela zenginler ama varlıklı değiller. Hmm. Zengin insan böyle görgüsü. Biz mumbarı kokoreci yutan adamlarız. Varlıklı insan tenezzülü. Eyvallah reis. Yani çok gereksiz. Onu mesela koy delik yapmış ya yine de onun içine mesela buğu olacak ve hani o işte nem yapacak ve büyük ihtimalle burnu falan ıslanıyor içeride. 50 gram diyor. Burnunda çok uzun süre tuttuğunda burnunun şeklini değiştirebilecek bir şeyden bahsediyoruz. Yani o kadar çok eksisi var ki ve o kadar artısı yok ki görünüşü ve ego tatmini dışında. Çok gereksiz. 4000 dolar yapılan bir tane de altın maskem olsun Covid döneminde demez misin? Demem. Yani para sonuna doğru koymaz zaten. 4000 dolar. Ben daha koruması garanti olan bir şey takmayı tercih ederim. Bugün sadece video izleyeceğiz. Yok. Yok oğlum almazdım yani. İnsan dalga geçer yani. Allah aşkına. Sınırsız param var. Bütün arkadaşlarım zengin taktığım şeye bak. Şey derler. Salak yiyecek hiçbir şey yok. Falan derler. Evet. Burak ben sınırsız param olduğu noktada beynimi bırakıyorsam alırdım. Ama bu zeka seviyesiyle ve bilinç seviyesiyle zengin oluyorsam saçmalama artık. Hayır. Hayır tabii ki de dedik ve son videomuza geçiyoruz. My name is Zara Radonova and I own a world. Neymiş bu dünyanın ilk kristal kaplı Lamborghini'sine sahibim. First crystal covered Lamborghini.
So basically I had shoes from Lamartine covered in crystals. Evet, sonunda benim yapacağım bir harcama. My car like this, full of crystals. Allah Allah, bu adamın kafa yapısına giremiyorum. Crystals on the arabayla ayakkabıyı kıyaslıyor olması. Yalnız güzel durmuş. Milyarderin karısı mı bu? I got the car for 350,000 pounds. Fiyata bak. And because it has crystals now, it's priceless. Kanı sevdim havalı kanı. Ve bir şey ya böyle, hani feminen bir şey yani. O yüzden de havalı. Yani bir erkek olsa, ha kadın yakışıyor yani, anladın mı? Neden olmasın? See this. CLS. Ya of, bu kekoluk bende var biraz ama. Valla. Bu bir kekoluk ve güzel yapılınca seviyorum. That I want to upgrade it. And I got Aventador. That's something that I really love. It's my hobby and I love fast cars. So the next car I'm planning to cover in crystal. Bunu Türkiye'de var ya, piksel piksel sökerler onun üstündekileri. It's going to be Bugatti. Just watch me. Evet, sıradaki arabam da Bugatti olacak ben diyor. Ben bu kadını sevdim. Zaten Lamborghini'yi almışsın. Zaten. Zaten bakıyorlar. Zaten vay be diyorlar. Bir de bunu barıl barıl yalar dönerli yapmanın ne alemi var? Ya ben biraz mübalağalı buluyorum. Londra'da Rus Instagram modeli ve milyoner öğrenci olarak tanınan Daria Radionova. Milyoner öğrenci. Net servisinin yaklaşık 5 milyon dolar olduğu tahmin ediyormuş. Bir şey de diyeyim. Çok yüksek bir şey değil. Diyeyim. Ama olduğu tahmin ediyor. Büyük ihtimalle aileden zengin olduğu için. İstediği zaman x bir 5 milyon dağılıyor olabilir yani. Evet, tamam. 5 milyon bir tane olabilir yani. Geçtiğimiz sene bu arabaya, bu şey arabaya, Lamborghini'ye birisi vurup kaçmış. Aa. Arabanın sahibi ünlü mankende olayla ilgili görüntüsü veya bilgisi olan kişilere 5000 pound ödül vereceğini açıklamış. Ama daha kimse ortaya çıkmamış sonrasında. Mesela çarpıldığında kristaller yere dökülmüş mü? Ben gider böyle paspas da onları süpürürdüm. 5000 pound ne ya? Ne versin abi? Görüntü versin. 1 milyon versin. Hemen bir şey. 1 milyon pound. Aa, araba 350 bin pound zaten. Yani 5000 dolar arkadaşımı satmam yani. Aynen. Dese böyle bir 50 bin dolar falan. Abi arkadaşını direkt satarsın. O zaman belki satarım. Arkadaşına tekmeyi vururdun kıçına. Belki yapabilirdim böyle. Derdin ki aha işte bu yaptım. Para ne boktan bir şey ya. Söylerdim arkadaşımın kaskosu var mı diye. Varsa söylerdim. Yani arkadaşın da... Sınırsız paran olsaydı gözdeci kristal kaplı Lamborghini ister miydin? Alır mıydın? Lamborghini isterdim. Lamborghini'mi kristal kaplatmazdım. Bu tarz bir araç alır mıydın? Bu tarz bir araç alırdım. Aracı ben de alırdım ama asla dışını kaplatmam öyle bir şey. Öyle bir zevkim de yok bu arada. Ama yaptıran da bana ben ne? Ben alırdım ya. Çünkü kenarda dursun ya. Aynen öyle. Şov yani. Araba severim. Araba kullanmayı seviyorum ya. Öyle geniş bir koleksiyona sahip olsam hepsini kullanmak isterim ve atıyorum işte. 2 milyon kristalli olan arabaya bir şey olacağına 350 bin dolar, 350 bin poundluk arabaya bir şey olmasını tercih ederim. Ya oğlum olsun 2 milyonluk arabaya. Ya oğlum bu bakış açısıyla. Ya olsun. Yenisini bir daha 2 milyon tane daha. Ya tamam olsun. Olsun anasını satayım ya. Ya olsun tamam ya. Seni mi kıracağım? Ya fakir düşünmüyorum. İhtiyacım. İki kristal yere düşecek diye burada çırpındın ya resmen. Yavaş yavaş Cancım bölümümüzün sonuna bitti mi lan? Gelir iken. Arkadaşlarımız da bizi izleyen arkadaşlarımız da efendim yorumlara hangi eşyayı almak isterler onu da yazsınlar bu videoda yer alanlar arasında. Buradan bizi izleyen milyarderlere nasıl mesaj vermem? Hiçbir mesaj vermem abi. Neden? Bizim Anıl Kaya diye bir arkadaşımız var. Onun da elinden tutarsanız çok makbule geçer. Biz de arkadaşları olarak kurtuluruz. Merhabalar. Pazarlamacıyım ben. Mesela bu soruya şaşırmamış olman da ilginç. Demek ki bana iyi çalıştınız, evet. Ya paranızı iyi harcayın, anladın mı? Yani bunu mu diyeyim? Keyifli şeyler yapın. Abuk sabuk şeylere para ödemeyin. Sonradan görme davranmayın yani, anladın mı? Eğlenin yani. Ulan az önce altın klozet istiyordun. Evet, aynen öyle. Para harcayınca güzel ama abuk sabuk şeyleri de değil yani. Maske ya, yapmış, gün... altın falan. Sıkıntın ne senin yani? Buradan bizi izleyen ben gibi fakirlere seslenmek istiyorum. İsyan etmeyin. Allah büyük. Bize de Allah güler bir gün. Evet, umudunuzu kaybetmeyin. Umudunuzu kaybetmeyin. Ama yarın spora başlayıp bir modellik. Efendime söyleyeyim başka ne mesela? Rap. Bize... Namaz diğer penceye zana. Ben bulamıyorum hiç mana. Ben rap'e başlayıp spor yapsam.